Evet, merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta mezarın taşı devrilmiş adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz İsa Ruhullah dirildiği zaman o kaya mezarının bir taşı vardı, büyük. Mezarın önünde duruyordu. O devrildi, yuvarlandı bir tarafa. Geçen hafta da İsa Ruhullah'ın dirilişinden bahsetmiştik. Bu onun devamı. Ne diyor? Meryem ise ağlaya ağlaya hala o kaya mezarının orada öylece duruyordu. Daha ağlarken öne eğilip mezarın içerisine baktı ki ne görsün? Artık beyazları bürünmüş iki melek vardı içeride. Biri İsa'nın cesedinin daha evvel yattığı yerin baş ucunda, diğeri ayak ucunda. Orada oturuyorlardı. Melekler Meryem'e, "Bacı, neden ağlıyorsun böyle?" diye sordular. Meryem, "Sultanımı alıp götürmüşler çünkü. Onu nereye koymuşlar? Onu da bilmiyorum." diye cevap verdi. Meryem gitmek için döndü ki birinin tam orada durduğunu gördü. İsa'ydı. Ama Meryem onu tanıyamadı. "Bacı, neye ağlıyorsun böyle? Kimi arıyorsun?" diye sordu İsa. Meryem sandı ki o bahçıvandı. "Efendim, onu bir yere götürdünse nereye koyduğunu söyle bana. Gidip onu oradan alayım," dedi. İsa ona "Meryem," dedi. Meryem hemen İsa'ya döndü. "Rabbuni," dedi. Rabbuni Aramice'de "Pirim, sultanım" demektir. İsa, "Yalnız beni burada tutamazsın," dedi. "Zira henüz manevi babamın yanına miraca çıkmadım. Git talip kardeşlerime şunu söyle. Manevi babamın ve babanızın, hakkımın ve hakkınızın yanına miraca çıkıp gidiyorum." Mecdeli Meryem talipleri bulup, "Sultanımızı gördüm ben," dedi ve İsa'nın dediklerini onlara bildirdi. Ve devam ediyor, ama bu bölümden ilham aldım ve deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Taşı devrilmiş, İsa göründü gözüme. Şah ölü değil dirilmiş, İsa göründü gözüme. Başta bahçıvan sandım, sonra anladım, inandım. Mutluluktan kanatlandım, İsa göründü gözüme. Kilitli zincirli, birden bize pir belirdi. Gönlümüze sevinç girdi, İsa göründü gözüme. Tomah göremedi, görmeden inanmam dedi. Gördü, şahadet eyledi, İsa göründü gözüme.
ben sene. Ne mutlu Hakk'a erene, görmeden iman edene. İsa göründü gözüme. Evet, ne diyor? Kervanım gel güvensene, ne mutlu Hakk'a erene, görmeden iman edene, İsa göründü gözüme. Toma adlı talip İsa'yı görmemişti, görmeden inanmam demişti. Sonra İsa'yı gördü, iman etti. Ama İsa ne diyor? Beni görmeden iman edene ne mutlu diyor. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin, abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.